100 kadın 100 hikayeye vereceğin bir mesaj kadınlara tecrübelerinden kendi ayaklarının üzerinde bütün bu gördüğümüz her şeyi kendi yapman yaratman üzerine bir mesajın var mı? Duygulandım onu <laughs> Çok tatlısın. Ya aslında şunu söyleyebilirim. Ee, biraz sektörlere baktığımızda hala çok erkek egemen e, sektörler var sen de çok iyi biliyorsun ki yani iş adam iş insanı dendiğinde iş adamı sayısı Hani daha fazla gözüküyor Bunun sebebi olarak da şunları buluyorum e, erkeklerin kadınla iş yapmaya daha çok alışmaları lazım birinci mesaj bu olsun bence genelde dikkat et hala yönetici kadına patron kadına iş kadınına çok alışılmadı Doğru. mesela Benimle gittiğim ortamlarda bazen yanımda bulunuyorsun. Ben mütevazi davrandıkça karşımdaki iş adamı sanki çok daha büyük bir şeyler yapmış gibi <laughs> narsis narsis oturuyor. Ondan sonra ben de böyle, o zaman gel benim iş kadını kimliğimle bir konuşalım tanıştıralım seni oluyorum biliyorsun ki bunu göstermeye ihtiyacımız olmasın. Ne bir kadına ne bir erkeğe. Hani bizim kendimizin de bir kadın olarak çok daha uluslararası boyutta kendi paramızı kendimiz kazanıp çok daha büyük yatırımlar yapabilip de bilinirliğimizi çok daha iyi yapabileceğimiz konusunda hani bunları düşünmeye ihtiyacımız olmayan bir toplum haline dönüşelim isterim. Yarışa girdiğini, yarış e, hissettirildiği oluyor mu? Yani sektöründeki belki erkek doktorlarla e, senin sektöründe de var mı özellikle? Tabii ki canım. Erkek doktorda, kadın doktorda sonuçta. Bir de üstüne üstelik garip olan şey şu. Benim özel hayatımı tanımayıp e, bu kadar başarının altında ne kadar üzücü ki Başka bir şey yaratmaya çalışanlar. Mesela ben hiç evlenmedim. Hı hı. Neden evlenmedim diye sorsalar bana. Ben zaten başkasının soy ismini yanıma alıp da. Aa gördün mü kocası belki yapmıştır. Bunu dedirtmek istemedim hayatımda. Çünkü hayatımda hep görüşebildiğim, aynı duyguları paylaşabildiğim insanlar eğitimli. Benden biraz böyle 8-9 yaş, 10 yaş yaşça büyük insanlar oldu. E onlar kariyerlerine daha önce başlamış ve devam etmiş insanlar oldu. Sen böyle biriyle birlikte olduğunda otomatikman işte böyle oluyor. yapmıştır. Hı -hı. Şimdi diğer bir konu mesela. işte klini açtık diyelim. Nişan taşında işte reklamlarımız var diyelim. E çevrede network'ümüz gitgide genişliyor ya da workshop'lar işte ya da e, kongrelerde daha önemli biri o haline gelmeye başlıyoruz diyelim. Her seferinde nedense böyle e, başarıyı kıskanan bir kesim ve beni hiç tanımayan bir kesim illa arkamda birinin olması gerektiğine inanıyor mesela. Sen de beni çok iyi biliyorsun. Evet. Tam bir sapsız yüzüm. Evet. <laughs> erkeklerle arasında çok iyi değil zaten. <laughs> Yok çok güzel anlattı. Herkesin çok kişinin karşılaştığı bir Burada ben onu değil de şunu yapılmasını tavsiye ederim. Mesela insanlara şunu söylüyorum. Bana bunların söylenmesi ya da benim başarımı gölgelemiyor ki sonuçta. Sor, burada seninle bu sohbeti yapan benim. İçeride gördüğün doktor da benim. Özel hayatta gördüğün kız arkadaşın da benim. Şimdi bu karakterlerin içerisinde hani beni tanısa hiç başka bir şeye ihtiyaç olmadım. Tam tersi birinin bana bir şey yapmasına hoşlanmayacağımı anlar beni yakından tanıyan birisi hani. O yüzden insanlara sadece şunu söylüyorum ben. Ben kendimle yarışıyorum. Az önce sana söylediğim gibi özellikle doğum günlerimde ve yıl yılbaşlarında bunu çok düşünürüm ben. Geçen sene iş hayatımla ilgili neleri başardım bu sene neler yapacağım istiyorum. İş koliksin değil mi sevgi hocam? Evet ya da işte <laughs> doğum günümde işte kendi kişisel hayatımla ilgili neleri ee, değiştirdim yaptım e, ya da memnun kaldım vesaire şimdi neler yapmak istiyorum gibi böyle bir kendimle hani, ve yarışan kendimi bir sene sonrasında daha iyi hale nasıl getiririm mi ya da bir kafamdaki bir resmi nasıl ortaya çıkartırımla ilgili kendi halinde mücadele veren biriyim ben sonuçta. Ama bu demek değildir ki sen de biliyorsun ki bunlar oluyorsa da başarılı olduğunun ispatı oluyor. Bir plastik cerrah erkek doktor seni Hı. şikayet ediyorsa diyelim. Hı. Bir kadın dermatolog arkandan atıp tutuyorsa diyelim. Bunlar Sizin aslında nedir Başarılı oldukça. Ama inan bizim sektörde benim birçok uluslararası boyutta tanınmış, bilinmiş hocalarla aram çok iyidir. Çünkü insanlar kendi doyumunu yaşıyorlarsa ve kendini başarılı ve saygın buluyorsa ...karşısındakini de onur biliyorlar. Kimse uğraşmıyor. Ama öteki türlü uğraşmak istiyorlar. Çok güzel. Sen o de zaman şey ki genç kızlar bu mesleği de isteyenler... ...kendilerine odaklansınlar diyorsun. Kendinle yarış halinde olduğun evet. için de... ...belki rahatça evet. başarı evet. geliyor herkese. Hatta kalpleri de geniş olsun yani. Herkesin bu meslekte kazanabileceği çok güzel rızkları var. Hani komşunun bilmem nesi... ...onun bilmem ne yaptığı... ...sen öylesin, ben öylesin. Bunlar tam bir vakit kaybı. Tamamıyla kendi kişisel gelişimine... ...ve mesleki gelişimine odaklan... ...işte daha hızlı yol alıyorsun böylelikle. Çok güzel, çok güzel. Sohbetimiz de çok keyifli. Ambiyans zaten harika. Çok teşekkür ederiz. Sen de bizimle uyumlu giyinmişsin. <laughs> evet, aynen. Dekor, dekorum bir ben de buraya <laughs> müze, müzeye <katılacağız>. Katıldım ya. Ağırlıyor musun? Sevgi hem duygulandım hem arkadaşım olarak gurur duyarak hem de gerçekten duygulandım ilk defa soru sorarken. Ben de sende gurur Senin gibi <laughs> insanlara ihtiyaç var gerçekten. İlham aldık. E, hala duygulanmam devam ediyor <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Sevgili izleyiciler, aa ben çok kötü oldum. Niye böyle? Ay şey, duygulandım aldım yani. Al tamam. Demek ki son zamanlarda bu dediğim konularla alakalı birazcık üstüne gelenler <laughs> olmuş ve empati kurmuş olabilirsin. Evet. Sevgili izleyiciler yüz Kadın 100 Hikayede konuğumuz Doktor Sevgi Ekiyor'du. Kendisinin ilham veren hikayesi beni de duygulandırdı. Böyle duyguları da normalde göstermeyelim aman güçlü devam edelim derken aslında bizi biz yapan hassaslığımız bazı konularda da insani evet. duygularımızı hissetmemiz. Kesinlikle. Çok ilham veren bir sohbetti. Ben bunun her dile çevrilmesini istiyorum. Sevgi Ekiyor gibi Doktor Sevgi Ekiyor gibi kadınlar kendi ayakları üzerinde duran ve kimseyle yarış halinde olmayıp kendisiyle yarışan umarım gün geçtikçe artar. Bu videoda bu podcastta herkese ilham olur. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.